Merhaba arkadaşlar, Din ve Toplum kitabının bu dersinde dinin toplum ve diğer kurumlarla ilişkisi konusundan bahsedeceğiz. Dinin aile, ekonomi, siyaset ve eğitim kurumlarıyla nasıl bir etkileşim halinde olduğunu açıklayacağız. Genel olarak baktığımızda insan toplumsal bir varlıktır. Sosyolojik olarak toplum, insan birlikteliğinden doğan bir ilişki ve örüntü ağıdır. Bu ağa genelde kültür adı verilir. Kültür de kurumlardan oluşur. Kurumlar birbirleriyle oldukları kadar genel toplumsal yapıyla da ilişki içindedirler. Din kurumu da toplum ve kurumlarla ayrı ayrı etkileşimlerde bulunur. Bu etkileşimlerin düzeyi toplumun tipine bağlıdır. Aynı zamanda dinin basit ve yüksek tipli olmasına göre değişiklik gösterir. Toplumların zamanla kendi içlerinde oluşturdukları dinlere beşeri dinler denir. Beşeri dinler basit ve batıl olarak görülür. İlahi dinler ise yüksek tipli dinler olarak adlandırılır. Toplumüstü vahiy gibi bir kaynağa dayalı dinlerdir. Yüksek tipli dinler toplum üzerinde daha etkindir. Bu dinler toplumüstü bir kaynağa dayanırlar. Basit tipli dinler ise toplumun yansımasıdır. Toplumla etkileşimlerinde etken değil, edilgindirler. Toplumun kültürel hayatında pek çok kurum vardır. Kurumlar ve toplumun bütünü arasında birebir ilişkiden söz edebiliriz. Özel olarak farklı kurumlar arasındaki ilişki üzerinde de durabiliriz. Burada önemli noktalardan birisi söz konusu ilişkinin karşılıklı olduğudur. Kurumlar belli eksenlerde ele alınabilir. Hatta bir kısmı daha çok önemsenen kurumlardır. Bunlara temel kurumlar deriz. Bu temel kurumların en önemlileri aile, siyaset, ekonomi, eğitim ve dindir. Diğerlerine de ikincil veya alt kurumlar deriz. Sağlıklı işleyen bir toplumda bütün kurumlar arasında bir eş güdüm vardır. Yani her biri diğeriyle yardımlaşır. Çelişki ve çatışma azalır. Din, insanın özlük alanına ilişkin dünyanın ötesinde bir bağlantı kurmayı sağlar. Diğer bütün kurumlarla da ilişkisi vardır. Şimdi de bu ilişkileri tek tek ele alalım. Aile, somut bir insan birlikteliği olması açısından doğal bir gruptur. Yani dini, etniği, meslek ve meşrebi ne olursa olsun, bütün insanlar geçmişten günümüze kadar aile olgusuna sahiptir. Ancak dinin diğer kurumlardan daha fazla aile ile ilişkisi vardır. Din ve aile kurumları arasındaki ilişkinin önemli temas noktalarından birisi, ikisinin de sosyal kontrol ve denetleme kurumları olmalarıdır. Bu işlev toplumsal hayatın sürekliliği için önemlidir. Bunu yerine getirirken aile dini, din aileyi kollar. Dinin en önemli uygulama alanlarından biri ailedir. Aile de varlığını sürdürebilmek için dine ihtiyaç duyar. Temel kurumlardan biri olan ekonomiden bahsedecek olursak, insanın varlığını sürdürebilmesi için gerekli yeme, içme ve barınma gibi ihtiyaçlarının karşılanma işlevini gerçekleştirir. Ekonomi, eşya, fertler ve topluluklar arasında doğan bir sosyal ilişki alanıdır. Din, ekonomi arasındaki ilişkinin önemli noktalarından birisi ahlaktır. Ekonominin içten ahlaki bir itici güce ihtiyacı vardır. Ekonominin kazanma ilkesiyle dinin ahlak ilkesi birleşerek ahlaki bir tutum oluştururlar. Weber gibi düşünürlere göre kapitalizm bile bu tutum ahlakından doğar. Yüksek tipli dinlerin genelde çalışmayı ibadet saymaları bunun açıklayıcı bir örneğidir. İslam'da da üretim başta olmak üzere tüm ekonomik faaliyetleri özendiren ayet ve hadisler vardır. İnsan için ancak çalışmasının karşılığı vardır ayeti, hiç ölmeyecekmiş gibi dünya, hemen yarın ölecekmiş gibi ahiret için çalış hadisi bunlardan sadece iki örnektir. Siyaset de kamu düzenini sağlama ve genel yönetimi gerçekleştirme görevini yürüten bir kurumdur. İnsanlığın varlığıyla paralel bir olgudur. Bu kurumun altında düzinelerce alt kurum sıralanır. Siyasal liderlik, partiler, seçim sistemi, oylama, baskı grupları, bürokrasi bunlardan bazılarıdır. Din ve siyaset kurumları arasındaki ilişki, ekonominin merkezinde bulunan güç ve dinin odağında yer alan meşrulaştırma ekseninde açıklanabilir. Tarih boyunca bu iki kurum arasındaki ilişki çatışma üzerine değil, işbirliği üzerine olmuştur. Çünkü ikisi de kamu düzenini sağlama gibi noktalarda da yardımlaşmaya ihtiyaç duyar. Son olarak eğitim kurumu ve din arasındaki ilişkiyi ele alalım. Eğitim genel olarak bireyin yaşadığı toplumda yeteneğini, tutumlarını ve olumlu değerdeki davranış biçimlerini geliştirdiği süreçler toplamıdır. Sistemli bir sosyalizasyon sürecidir. Dinin en yakın olduğu kurumlardan birisi eğitim kurumudur.
Din eğitimle öğrenilir ve öğretilir. Nasıl eğitim toplumsallaşma sağlarsa, din de insanı sosyalleştirerek eğitim görevi yapar. Yüksek tipli dinlerin vahiy süreci bile öncelikle bir bilgilendirme ve davranış kazandırma sürecidir. Evet arkadaşlar, programımız burada sona erdi. Bir sonraki programda görüşmek üzere, hoşça kalın.